Merhaba sevgili gençler. Evet, 10. sınıf felsefe ders kitabımızın 33 ile 36. sayfalar arasındaki ölçme, değerlendirme sorularının cevapları ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olun. Bu videonun altına girin sevgili arkadaşlar. Videonun altında felsefe dersimizin konu anlatımları ve tüm yazılı soruların olduğu link var. Lütfen o linkleri tıklayın. Ve siz de diğer arkadaşlarınız gibi felsefe gibi zor bir derste 100 alın. Evet. Birinci soru tipimiz boşluk doldurma. Birinci soru. İlk filozof kimdi arkadaşlar? Felsefe tarihinin başlangıcı kabul edilen filozof Thales'tir. Devre evrenin ana maddesi olarak su kabul edilen Thales. İkincisi, felsefe kavramının eş anlamlısı İslam felsefesine hikmettir arkadaşlar. Ya da hakim de denir. Ama hikmet yazdık. Siz hakim de yazabilirsiniz. Düşüncenin kendi içinde çelişki barındırmaması tutarlılıktır. Felsefenin bir düşünceyi görüşü ele alırken olduğu gibi kabul etmemesi eleştirel olma ya da sorgulayıcı özelliğine sahip olma, eleştirel olma yazdım. Aşağıda bir de eşleştirmeler var arkadaşlar. John Dewey hangi etkinlikte Türk eğitim sisteminin temellerini atan kişidir aynı zamanda? O halde eğitim. Elkindi gördüğünüz gibi C. Tıp ile uğraşmıştır. Machiavel, Hükümdar adlı bir eseri var değil mi arkadaşlar? Prens ya da Hükümdar, siyaset alanıyla ilgilenmiştir. Descartes, analitik geometrinin kurucusudur. Geometriyi başımıza bela eden şahıstır bu da. Analitik geometri, René Descartes, Ç harfini de götürüp oraya yapıştırdık. Evet, ilk ikinci etkinliğimiz bu şekilde. Siz isterseniz videoyu durdurun, yapın. Ben aşağıya doğru gidiyorum. C. Açık uçlu soruları cevaplandırınız diyor arkadaşlar. Siz videoyu durdurarak yazın. Ben hızlı gitmek zorundayım. Yoksa hepsini yazmanızı bekleyemem. Günlük hayatta düşüncesizlik ya da düşünmeden konuştuğum gibi ifadeleri nasıl mümkün olabilir düşünmeden diyor. Bu eylemde bulunmak nasıl mümkün? Sorudaki düşünme arkadaşlar zamansız davranmak anlamında kullanılmıştır aslında. Sorudaki düşünememek olayın sonunu düşünmediğindendir. Evet. Olayın sonunu düşünmediğinde konuşmak anlamında kullanılmıştır. Yoksa insan düşünmeden bir şeyi bile aklında geçiremez. Bir saniye bile geçiremez. Aklında hiçbir şey geçmez düşünmeden. Bir şey düşünmediği sandığında bir şey düşünmediğini düşünüyordur bile. Bakın. Düşünmediğini düşünen bir insan bile o anda düşünmediğini düşünüyordur. Yani düşünmeden geçirebileceğiniz herhangi bir saniye yoktur. Evet, yedinci sorumuz sevgili gençler. Ne diyor? İnsanların giymesi için hayvan kürklerini kullanıp kullanılmaması tartışmalarına nasıl katkıda bulunur? Bir filozof. Evet, bir filozof olmak farklı, radikal düşünce gerekir. Evet, çünkü filozof olmak sıradan bir düşünceye sahip insan değildir. Toplumunda, çağında farklı düşünen, radikal düşünen, topluma, çağa karşı gelen, eleştiren, sorgulayan bir yapıya sahiptir. Bunun için de karşı çıkışı ve eleştiri getirmesi gerekir. Bu yüzden hayvan kürklerinin hayvanlar için olduğunu, insanların kullanması için olmadığını, yani doğal bir şey olmadığını düşünür, ona göre eleştirel bir cevap verir şeklinde yazdım. Tabii ki siz bunu değiştirebilirsiniz. 8. Felsefenin birey ve topluma kazandırdığı niteliklerden 3'er tane yazınız. Ben sadece 3 tane yazdım arkadaşlar. Kitabımızda zaten var. Felsefi kazanımları ve topluma kazandırdıkları olarak 7-8 tane madde alt alta yazılır. Bireye öngörü özelliği kazandırır. Farklı toplulukların bir arada yaşamasını sağlar bu toplumsal özelliği. Bireyin kendini tanıyabilmesini sağlar. Bu da bireysel özelliğidir. Siz 3'er tane kitabımızda var zaten. Alıp yazabilir, öğretmeninize söyleyebilirsiniz. Siz durdurup yazıyorsunuz ve 9. soruya doğru gidiyorum. 34. sayfa. 9. ve 10. soruları aşağıdaki parçaya göre değerlendiriniz diyor. Felsefi soruları diğer sorulardan ayıran özellik nedir diyor arkadaşlar. Felsefi soruları diğer sorulardan ayıran özellik tartışmaya, sorgulamaya, eleştiriye açık olması ve kesin bir cevabının olmamasıdır. Aslında özeti budur arkadaşlar. İnsan özgür müdür sorusu felsefi sorudur fakat cevapları değişkendir. Kesinlikle net bir cevabı yoktur. Yani 2 kere 2 4 eder gibi net, somut bir cevabı yoktur. Gündelik olarak eyleme yönelik sorulan sorulardan sorunun kendi başına bir anlam içermez. Felsefe sorularında daha bir soru olarak bile olmuş, bitmiş bir durum söz konusu değildir. Cevapsız bile kalsa belki de tam bir cevap gerektirmediğinden daha soru olarak
yeterince bir başarı ortaya koyar, belli bir boyutu aşar. Yani bir soru yeni bir soruyu beraberinde getirir. İnsanlar belli bir yöne bakmaya, bu soruyla beraber bakmaya başlar arkadaşlar. Kompleks, siz bunu kısaltabilirsiniz. 10. soru, bu parçadan hareketle soru niteliği taşıyan ve felsefi soru niteliği taşıyan, taşımayan iki tane yaz. Çok kolay bu aslında. İnsan ruhu var mıdır? Bu felsefi bir sorudur. Ya da ruh ölümlü müdür, ölümsüz müdür? Şeklinde de değiştirebilirsin. Varlık nedir? Veya varlık gerçekten var mıdır, yok mudur? Şeklinde değiştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar bu. Bunlar felsefi sorular. Felsefi olmayan sorular. Türkiye'nin başkenti neresidir? Felsefi değil. İstanbul kaç yılında kuruldu? Felsefi değil. Bunlar somut olarak cevapları belli olan sorulardır. Onun için felsefi soru olamaz. 11. ve 13. sorular. Burada 13 ve 15 yazmış kitabımız. Hata yapmış. 11 ve 13. soruları parçaya göre yapınız diyor. Felsefenin gereksiz, pratik değerden yoksun olduğunu söyleyen insanlar bunu neden söylerler? Felsefenin bir faydasının, bir yararının olmadığını neden söylerler? Bunu eleştirin diyor arkadaşlar. Bu eleştiri yapanlar neden bu şekilde düşünür? Sorgulayın. Sorgulayalım. Felsefenin günlük hayata doğrudan bir etkilememesi, evet. Hayatımıza doğrudan bir etkisi yoktur. Görünür bir etkisi yoktur. Ancak felsefenin ucu açık fikirlere yer vermesi, sorgulayıcı, tek bir doğru cevabının olmamasından kaynaklanır. Ya da günlük hayatımıza doğrudan değil de dolaylı şekilde etkilemesi. Ve bunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Hayatımızı dolaylı olarak etkilemesidir felsefe. Bu yüzden felsefeye gereksiz, boş şey denir. Bir daha tıklamamız lazım. Hayatımızı dolaylı olarak etkiler. Örneğin bir tarihçi bir filozoftur. Pisagor, matematikçi bir filozoftur. Biyolojinin temelleri atan, sınıflandırma yapan Aristoteles bir filozoftur. Değil mi arkadaşlar? Bunlar bilmemiz gerekiyor. Direkt değil ama dolaylı olarak. Descartes, matematikçi, analitik geometri bir filozoftur. Hayır, daha çok fazla siyaset bilimciler, hayatımızı doğrudan etkiliyor siyaset. Siyaseti ortaya koyan, yeni öneriler getiren, demokrasi, cumhuriyet şekillerini ortaya koyan filozoflar, sosyologlar ve düşünürlerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Onun için felsefe günlük hayatımızı doğrudan değil de dolaylı olarak etkilendiği için gereksiz, boş bir iş olarak görülür maalesef. 12. Bilginin değerine dair ölçüt yarar olabilir mi? Açıklayın. Bilginin değerine dair ölçüt yarar kişiye göre değişir arkadaşlar. Ben hayır olamaz dedim. Çünkü bilginin değeri sadece pratik yarar sağlayan tek düzevi eleştiriden uzak olarak değerlendirilemez dedim. Siz bunu zenginleştirebilirsiniz. 13. Bu iddiaya karşı öne sürülebilecek görüş nedir? İddia neydi? Felsefenin gereksiz olduğuydu. Ben şu görüşü ileri sürdüm. Felsefe insan yaşamını doğrudan etkilemese de dolaylı olarak etkilemediği tarafı yoktur. Felsefe bireylere ve toplumlara farklı bakış açıları sunan ve yön veren bir etkinliktir. Kimisi buna bilimdir. Hayır, felsefe bir bilim değildir. Zihinsel bir etkinliktir arkadaşlar. Bilim olabilmesi için deney ve gözlem olması lazım. Bilim diyenden uzaklaşın, felsefeyi bilmiyor demektir. 13. sorumuzda bu şekilde cevaplandırdıktan sonra geçiyorum. Aşağıda bakalım neler var. Test sorularımız mı var? Siz videoyu durdurarak yazın arkadaş. Evet, test. Birinci sorumuzun cevabı şüphe. Hangisi felsefe terimiyle ilişkili değildir? Bilgelik, hakikat, hikmet, bilgi, bunlar felsefe terimiyle ilgilidir. Şüphe, felsefi düşüncenin bir özelliğidir. İkinci soru, bu durum aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilebilir? Masanın kendisine dair bir algısı olmaması, bilinç sahibi olmadığını, kendine ait bir bilgisinin, bilincinin olmadığını gösterir. Bu da öz bilinç olarak, evet, bu durum aşağıdaki kavramlar hangisi ifade edilir? Öz bilinç sadece kime aittir? İnsana aittir. Bakın, insan fiziksel, zihinsel ya da duygusal anlamda kendine dair gerçeğe uygun olan ya da olmayan fikirlere sahiptir. Öz bilince sahiptir diyor A seçeneği. 16. soru, Diyarbakır. Felsefede uzlaşılmış bir tanımın olmaması eksikliktir diyor. Soru ne diyor? Parçaya göre hangisi felsefe ile ilgili olarak söylenemez diyor. Felsefede uzlaşılmış bir tanımının olmaması eksikliktir. Felsefe için böyle bir şey söylenemez. Çünkü felsefenin tek tanımı yok. Filozof sayısı kadar tanımı vardır.
17. Aşağıdakiler ve aşağıda felsefe ile ilgili verilen ifadelerden hangisi hatalıdır diyor. E seçeneği felsefenin ortaya koyduğu tüm bilgiler bilimsel olarak kanıtlanmıştır diyor. Hayır. Felsefe bilimsel olarak kanıtlanamaz. Felsefe sorularının cevapları açık uçludur. Kişiye göre değişir. Bilimsel olarak kanıtlanmak deney olur. Felsefede deney yoktur arkadaşlar. 18. soru. Yukarıdaki ifadelerin hangisi ya da hangileri felsefi düşüncenin özellikleri arasında yer almaz? Deneysel olmak bilimdir. Felsefede yer olmaz. Tutarlı olmak evet var. Sadece toplumu konu alma hayır. O sosyolojinin konusudur. 1 ve 3'ü eledik. Evrensel olmak evet var. 2 ve 4 tutarlı ve evrensellik. Abi burada 1 ve 3 hangisi yer almaz diyor. Evet. Yer almayan 1 ve 3. D seçeneği arkadaşlar. 2 ve 4 yer alır. Doğru cevap D. Yer almayanı sorduğu için 1 ve 3. 19. soru sevgili gençler. Felsefi soruların özellikleri arasında yer almayan hangisidir? Sadece somut olana yönelik sorulardır. Hayır. Her konuya yönelik soru vardır. Felsefede sadece somuta değil, hem somut hem soyuta yönelik soru sorar felsefe. Bu felsefi soruların bir özelliği olamaz arkadaşlar. 20. soruya gidelim. 20. soruda parça verilmiş. Felsefenin hangi özellikleri vurgulanmıştır? Rasyonel olma ve evrensel olma arkadaşlar. Felsefenin konu ve yöntem bakımında akıl ve mantık. Akıl ve mantık dediği için rasyonel olma. Cevapları öznel olsa sorular ve konuları tüm insanlığı ilgilendirmesi. Evet. Tüm insanlığı ilgilendirmesi de evrensel olma. Doğru cevap A seçeneği. Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır? Evrensel olması. Zamanını aşar çünkü. Felsefe bu anlamda zamansız bir düşünme biçimidir. Toplumu ya da çağa ait bir düşünce değil, zamanı ve çağı aşar. Kendi zamanını, kendi çağını aşar dediği, bütün insanlığa aittir dediği anda artık felsefe veya o bilgi evrenseldir. Doğru cevap E. 22. soruya geldik sevgili gençler. Aşağıdaki yargılardan hangisi metne geçen düşünceyi desteklemektedir? B seçeneğini baktığımız zaman bir toplumu ve felsefeni anlamak için felsefe bilgisine ihtiyaç duyulur. Bakın orada nereden ona ulaşıyoruz arkadaşlar? Felsefenin anlamak için belirli bir düzeyde felsefeci olmamız gerekir. İnsanların içinde yaşadıkları koşulları bilmek felsefelerini saptamada çok önemlidir. Diğer yandan felsefeleri de onların koşullarını sağlamada oldukça belirleyicidir. Evet, felsefe onların yaşam tarzını belirliyor diyor. Doğru cevap B seçeneği. A bitmiş arkadaşlar. Değerlendirme var. 22 soru varmış. Evet, etkinliğimiz burada son buldu. Dediğim gibi videonun altında konu anlatımları ve yazılı soruları var. Lütfen videonun altındaki açıklama kısmına gidin. Yorum yapın, like atın, videoyu izleyin. Orayı tıklayın, yazılı sorularını görün. Hoşça kalın.